Nükhet Duru'dan geldi. Nükhet Duru ne söylüyor? Diyor ki buna birileri dur desin artık. İzleyelim. Nükhet Duru düne kadar radikal açıklamalardan uzak duran bir sanat yaşamına sahipti. Hatta dün verdiği röportajda da temkinliydi. Başıma dert mi arıyorsun sen? Röportajlarda kelimelerini dikkatle, özenle seçerek kullanan Nükhet Duru, sokakta tayt giyilmesine karşıyım diyerek tayt giyen kadınları eleştirdi. Herkes sevdiğini, içinde rahat hissettiğini giyebilir. Yeter ki tayt giymesinler. Tayt? Evet, hiç sevmiyorum. Çok rahatsız mıydı? Yani tayt'ın nasıl giyileceği unutuldu. Yani tünikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta gezen bir sürü hanımefendi görüyoruz. Atiye duymasın bu sözleri. Ya ne yapayım ya, sevmiyorum. Yani tayt sevmiyorum. Çocuklar duymasının fısfıs İsmail'i Süleyman Yağcı, kadınların tayt giymesini doğru bulmuyorum, İğrenç sözleriyle tepki çekmişti. Bazıları öyle bir tayt giyiyor ki, İçinde bazısının hiçbir şey yoktur. Bazısının ne giydiği apaçık belli. Yani bakın, kadın teşhir ürünü değildir. Kadın Allah'ın yarattığı en değerli, peygamberden sonraki en değerli canlıdır. Yine söylüyorum, bazı kadınlar hududunu aşıyor, toplumun içine çok iğrenç çıkıyor. Bu kadar basit. Tayta dur deyin, tunikle giyildiğinde tamam ama sokakta çorapla dolaşan bir sürü kadın var diyor. Ben de. Söz sende, söz sende. Bir tayt sever olarak biz de tayt severiz. Evet, şu altta ben bugün tayt giydim. Tayt giyer ve sever Özlem Yıldız Canlı. Olabilir. Konuyla ilgili açıklamalar yapacağım. Ay ben şöyle taytı çok kullanıyorum. Spor yapıyorum haftanın 3 günü. Doğal olarak da spor hep taytla yaptığım için de gün içinde eve gidip bir daha üstümü değiştirip hani kıyafetimi müdahale etmediğim zaman taytla devam ediyorum şeye. Ama üzerimde bir sweatshirt oluyor mutlaka ki. Spor yaparken çıkarıyorum. Anlatılan şey anladığım kadarıyla biraz daha hani üzerine de kısa şeyler giyiyorlar ya. Evet. O zaman çok vücut teşhir gibi olduğu için söylüyorlar herhalde. Hani ben o kroplu olan şeyi spor salonunda kullanıyorum. Sonrasında üzerime sweatshirt giyiyorum. Evet. O yüzden de bence bu son derece normal. Nükhet Duru gerçi tabii böyle konuşarak bazı yerlere de çekilmesine neden oluyor. Hassas konular kıyafette. Evet. Özellikle kadınların kıyafetlerine karışılıyor olması. Evet. Bu mahkemede ayrı kullanılıyor. Suç psikolojisinde ayrı yeri var falan. Hani ağzından çıkacak şey başka yerlere. Aslında bence öyle bir şey söylemek istemedi. Tamam. Benim size söylediğim gibi söylemek istedim. Ama çekilebilir. Evet, çekilebilir. İşte çok öyle tehlikeli bir ortam. Farkındaysanız benim yıllardır bu tip şeylerin içine hiç girmemiştim. Hiç girmemiştim. Evet, aynen öyle. Yani bu çünkü bir şeylere çok dikkat etmek lazım. Bir kere tayt dünyanın en rahat kıyafeti. Evet. Benim de senin de vazgeçilmezlerin arasında tayt yani. Var. Giy altına spor ayakkabı, yani, yürüyüşe çık, evet, sporunu yap. Giy altına topuklu ayakkabı ya da ne bileyim işte benim bugün giydiğim gibi çizme. Ya üzerine bir blazer ceket giyersin, bot giyersin, aynen. Gece bir yere devam edersin. Spor ayakkabı giyersin, spor salonunda spor yaparsın. Çok rahat bir şey. O kadar rahat ki ama şunu söyleyelim. Nükhet Duru'nun bahsettiği aslında eskiden tunikle giyilirdi dediği dönem biraz bizim döneme denk geliyor. Sen de hatırlarsın. Aa, çok teşekkür ederim. Bak gerçekten öyle. Aynı yıllardı bizim dönemimiz. Hepimiz aynı dönem. Çok. Evet. Hiç unutmuyorum. Tayt giydiğimiz zaman üstüne illa ya uzun, evet, uzun bir tunik ya uzun bir gömlek ya da hiçbir şey bulamazsak bir, şey bir kazak, bir tabii. Gömlek bağlardık. Bizim hiç unutmuyorum. Da bağlama ve tunik şimdi vardı. İse tam aksine o taytların üzerine kroplar giyiyorlar. Değil mi? Göbek açıkta. Göbek açıkta. Hatta ve hatta bilmiyorum sokakta yürürken sizin de dikkatinizi çekiyor mu artık sütyen modası başlamış. Evet, şu evet. De görmeye yani taytların üzerine sütyen giyiyorlar. Evet. Onu da önceden bir gömlek giyiyorlardı üstüne. Şimdi gömlekler de çıktı. Bence herhalde Nükhet Duru biraz bundan bahsediyor. Nükhet Duru bir de şuna denk gelmiş olabilir. Ben de onlara denk geliyorum. İnce tayt var, kalın tayt var. Kalın tayt biraz toparlıyor. Evet, biraz evet. Onun o şeyleri de var. Puşak diyorlar böyle hani vücudu şekillendiriyor. İncede giydiğin iç çamaşırın bütün şeyi, iç organların diyorsun. Ve bütün vücut hatların ortaya çıkıyor. Sanıyoruz Nükhet Duru ondan bahsetmek evet, istedi. Bence de ondan bahsetmek çünkü istedi. Çünkü böyle yürüdüğü zaman röntgen çekmiş gibi. Evet. Yani konu şimdi, açıklık, kapalılık falan. Mevzu değil. Asla o değil. Onun altını da çizelim. İsteyen istediği şekilde öyle giyebilir. Öyle olsa niye tek giymeyin? Gezebilir. Aynen öyle. Evet. Yani ama gerçekten estetik durmuyor senin o söylediğin. Ben birkaç tanesini daha kısa bir süre geldim. Önce hem öyle hem de senin dediğin bir gibi ününün fotoğrafı üstüne geldi öyle vaziyette olmaz. Bir de Yıldırım Mayruk ünlü modacı her zaman yani söylediği güzel bir şey var. Onları da giyebilirsin.
Bu söylediğimizi de giyebilirsin. Crop olur, üstü sütyen gibi olur, altı tight olur. Ama onun giyileceği yer var. Belki evinde küçük bir davette beş arkadaşının yanıdır. Şehrin en işlek yeri değildir. Değil. Şehrin en işlek yerinde giydiğin kıyafeti de evde giymezsin. Evet. Her şeyin, her kıyafetin bir de yaş, fizik bunların da etkisi var mutlaka. Tabii. Ki. Şimdi yani 15-16 yaşında bir kızın giymesiyle atıyorum daha ileri yaşlarda bir hanımın giymesi daha kilolu, daha yaşı geçkin. Tabii her şeyin taşıyacağı bir yaş var, o da önemli. Tabii seyircilere de soralım. Siz Nüket Duru'yu destekliyor musunuz? Fikirlerinizi yazın, yorumlarınızı yazın, okuyalım. Şimdi bir tane şurada yorum geldi. Ne diyordu? Kadınlar tayt giymesin çok çirkin demiş Atar. Allah ya Allah. İşte böyle genellemeler, böyle genellemeler çirkin ve ortalığı karıştırıcı şeyler bunlar. Filiz Hanım da diyor ki kendisi kilolu olduğu için ya da kendine yakıştırmadığı için tayt giyiyor, tayt giymiyor. Giyenlere de bu sebepten dolayı laf ediyor demiş. Bakalım başka yorumlara da. Katılıyorum diyenler de var. Ha tayt giymişsin ha çıplak demiş başka bir izleyicimiz. Bizim sözlerimizi alkışlayanlar olmuş. Ben mesela bugün tayt kombini yaptım. Evet. Nasıl bir kombini tercih ettin Gülşen'cim? Bakalım. Doya doya modanın müziği gelebilir mi? Gel kalk bir göster. Bak üzerine bol ve dökümlü bir gömlek, uzun bir çizme görüyorum zaten Gülşen Hanım. Zaten çizmeyle gömleğin arasında kalan bak, tight ne kadar şık. Şimdi buna kim ne diyebilir Allah aşkına? Bunda bir şey yok. Vallahi onun üzerinden 11. Bunda bir şey yok. Çok beğendiniz şıksın mi? Seni çok bunda beğendim. Bizim desin şey canım. Beğendin çok mi? Beğendim bak, aksesuarlar falan. Çok doya doya müzik gelmedi. Doya doya modanın böyle müziği. Böyle giyince zaten. Tight dikkat çekmiyor ki zaten evet, şu anda. Evet gömleğimi görüyorsun. Gömleğini dikkat çizme. Demek istediği bu değil. Evet Nüket değil. Durunun yani demek istediği. Yani aslında şey demek istiyor. Eskiden böyle giyiliyordu demek istiyor. Evet aslında. Ve de tercih ettiği evet, tarih evet. Şey bu. Şimdi bir seyircimiz de yazmış demiş ki Fıs Burçak Eroğlu yazmış. Fıs İsmail deyince yerden yere vurdunuz. Nüket Duru söyleyince onun tarafındasınız maşallah. Hayır bir öyle bir böyle değiliz merak etmeyin. Sadece Fıs İsmail daha genelleme yaparak kadınlar tayt giymesin iğrenç noktasına getirdi. Bir de bir şey için iğrenç kelimesinin kullanılması evet. Çirkin. Nüket Duru bir şeyin altını çiziyor. Yani daha farklı giyilmeli, daha farklı Gülşen'in kombin edilmeli. Gülşen'in kullandığı kombin gibi. Evet, hiç giyilmesin berbat demiyor. Şimdi üslup var, üslup var. Değil mi? Evet. Süleyman Yağcı'nın üslubuna baktığın zaman... Evet. Asıp kesiyor iğrenç filan. Evet. Hatta yayına geldiği zaman da onu öyle eleştirmiştik. Keşke bunları söylemeseydin. İğrenç demeseydin. Şimdi Nüket Duru'ya bakıyorsun. Tunikle giyildiğinde tamam diyor. Kimseyi de kırmak istemiyor bir taraftan. Evet, tatlı tatlı söylemiş tatlı, aslında. Tatlı tatlı konuşuyor aynen öyle. Genelleme yapmamış. Yok hayır genelleme yapmıyor. Bir de bir şeyin altını çiziyor. Onun bir ayrımını yapıyor ama genel anlamda giyilmesin, iğrenç, of kaldırılsın falan. O kadar da değil. Bir tek tayta dur deyin diyor. Evet. Arkasından. Herkes istediğini giyebilir işte, demiş bir izleyicimiz. Nüket Duru'ya çok katılıyorum diyenler var. Alkış atmışlar Nüket Duru'ya. Nüket Duru çok akıllı ve zeki bir kadın. Aslında bunları söylerken bunların ertesi günü ya da aynı gün içinde başka yerlere de çekilebileceğini gayet de iyi bilen birisi. Yani şu an konuşuyoruz mesela. Evet.